sevda, gönlümde gam var, bu derdi cefayı ben mi istedim? Gözyaşlarım haldan anlamaz oldu, gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Gözyaşlarım haldan anlamaz oldu, gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Çalılara dönmüş ömrümün gülü, baykuş fırsat bulmuş kovar bülbülü. Aksi haber verdi seherin yeli, dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Aksi haber verdi seherin yeli, dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim? Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim? En sonunda hedef seçtin sinemi, gizli gizli ağlamayı ben mi istedim? Ben mi istedim, ben mi istedim? Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim? İstedim, yüreğimden vurulmayı ben mi istedim? Evet, ağzına sağlık sevgili. Çok teşekkür ederim sevgili abicim. Sevgili dostlar, yine bir pazartesi akşamı saatlerimiz 21.30'u gösterdi ve biz yine Cem TV ekranlarında Yoldaş Türküler ekibi olarak sevgili Taner Özdemir abimle birlikte programımıza başladık güzel bir türküyle. Evet. Abicim sen... Evet, bu arada sevgili dostlar, hemen sizler isteklerinizle nasıl bize ulaşacaksınız? Evet. Büyük harflerle Cem TV yazıp bir boşluk bırakıp isteğinizi yazdıktan sonra 23.53'e gönderiyorsunuz. Biz de buradan dilimiz döndüğünce her zaman olduğu gibi isteklerinizi okumaya gayret göstereceğiz. Evet. Hemen istersen hazır türküyle başlamışken... Evet, bir türkü de. Bir türkü de ben söyleyeyim. Benim albümden bir türkü. Ali Kızıltuğ hocama ait sözü ve müziği. İzliyorum Seni varsa. Sevdiğime Pişman Ettirme adlı türkü. Saygılarımızı gönderiyoruz Ali Kızıltuğ hocamıza. Evet, Ali Kızıltuğ hocam da izliyorsa ellerinden öpüyorum buradan hocamın. Saygılarımı sunuyorum. Bizi izleyen bütün dostlarımıza armağan etmiş olalım. Seni sevdiğime pişman ettirme. Gider bir çirkine gönül. Deste deste resimleri
bulmaya gider bir çirkine gönül bağlarım, haberin olsun. Deste deste resimleri yırttırmaya gider bir çirkine gönül bağlarım, haberin olsun. Sevgili Taner abi. Çok teşekkürler Eda. Bu arada hemen şöyle bir bu geçtiğimiz daha doğrusu evet dün final maçı vardı. Öyle mi? Bizim bir turnuvamız vardı. Orçul ve yöresi. Orçul oldukça geniş ve örgütlü. Bütün derneklerin katılımıyla son derece güzel bir organizasyon yaptılar. Karayaprak Köyü ve Çaltı Köyü final maçını oynadı. Çaltı Köyü kazandı. Onlara dedim ki ödüllerini ben verdim. Yarın programda sizin için bir türkü söyleyeceğim. Ah ne güzel oldu. Tabii be. Şampiyon olan takıma bir türkü armağan edeceğiz birazdan. Ama bu arada finale kadar gelip Karayaprak Köyü'nü de buradan uzatmalarda kaybettiler. Onları da tebrik ediyorum. Evet, yoğun bir örgütlülük vardı ama maalesef sahanın dışında kazanılmıyor işte maç. Sahanın içinde kazanmanız gerekiyor. O yüzden şampiyon olan takımı tebrik ediyoruz. Katılan bütün takımları, bütün köy derneklerini buradan selamlıyoruz. Hepsinin yüreğine sağlık. Onlara bir de söz verdik. Bir dahaki yıl inşallah final maçını Kartal Spor'un stadında oynatacağız diye. Aynı çünkü güzel. Erzincanlılar sığmadı maşallah. Kartal'da denince Kartal küçük Erzincan biliyorsun. Doğru. O yüzden böyle anekdot olarak düştüm. İstersen birkaç mesaj okuyalım. Sonra seninle tekrar devam edelim. Tabii ki. İyi akşamlar. Ben Erzincan Refahiye Çaltı Köyü Erdal Davulcu. Şampiyon olan köy takımına ve Çaltı Köyü için Erzincan'dan türküsünü istiyorum. Evet. Hani Erzincan'dan senin türkün abi. Evet. İstiyorum iyi yayınlar demişler. Evet bu arada sevgili Eda ve Taner başarılarınızın daim olsun. Sizleri seviyorum. Bir ten gedik gülmez demişler. Çok teşekkürler. Nerede kalmıştık hemen abi? Şuradayız. İyi akşamlar değerli Taner Özdemir, değerli Eda Alakuş. Bu güzel program için sizlere ve Cem TV ailesine teşekkür ederim. Ayrıca bu programda emeği olan herkese teşekkür ederim. Değerli Eda Alakuş'tan Kürtçe keçe kurdan türküsü istiyorum. Ve değerli Taner Özdemir'den zamanı mıydı istiyorum. Yürekten teşekkür ederim.
Bektaş Erdal. Bektaş Erdal demişler. Biz de buradan Bektaş Erdal abimize selamlarımızı gönderelim. O zaman hemen bir türküyle devam edelim sevgili Eda. Ben de burada mesajları yenileyim. O zaman uzun zamandır bizden istenilen bir türkü vardı. Biz bir türlü okuyamamıştık zaman olmadığı için. Prim kaldı Erzincan'da diyelim. Yaralarım göz göz etti, bizi dost.
dosta hasret ettim. Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili Eda. Ne yapıyoruz? Mesaj okuyalım mı? Türküm okuyacaksın abi. İstersen bir bakalım şöyle gelen mesajlarımıza. Şöyle aşağı doğru biraz ineyim. Bu evet. Arada stüdyomuzda da bir konuğumuz var. Evet, birazdan öyle. Reklamlardan sonra çağıracağım. Bizim için de sürpriz oldu. İzleyicilerimiz için de sürpriz olacak. Evet. Nerede kaldık? Şuradayız Eda. Sevcan Orhan orada mı? Yok, şurada. Orada. İyi yayınlar Taner abicim. Seni çok seviyorum hemşerin olarak. Seni seve seve dinliyorum. Benim için güzel bir türkü çalar mısın abicim? Hemşerim olduğun için gurur duyuyorum. Abicim TCDD kontrol mühendisi Emre Karakulak. Çok demişler. Teşekkürler. Bizden de kucak dolusu selamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Eda Alakuş. Bütün köy sizi dinlemekteyiz. Bizlere de bir türkü armağan ederseniz Erzincanlılar için Fuat Tural demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sevgili Fuat'a buradan sevgilerimizi gönderelim. Neredeydik, ben takip edelim. Şurada. Süper ikilisiniz. Zeytinyağlı Cemevi konserinde buluşalım 24 Temmuz'da. Zeytinyağlı değil, zeytin. Sanırım karnımız acıktı bizim orada. Zeytinli Cemevi konserinde buluşalım 24 Temmuz'da demişler. Murat Şahverdi göndermiş. Evet. Vallahi Murat abi afişi yapmışsın. Bizi koymuşsun ama şimdi tekrardan afiş yapman gerekecek. O zaman yayından sonra ararsın. Görüşürüz Eda'yla, değil mi? Vallahi afişi seve tekrar, seve geliriz. Tekrardan bir yenilersin. Ona göre zaten her dönem nöbetçi sanatçı olarak ben geliyorum katkı sunmaya. Onun için buradan söyleyeyim şimdiden. Yayından sonra görüşürüz, telefonlaşırız. Evet, şimdi hemen şöyle bakalım. Sevcan Orhan'ın Benim Ömrüm türküsünü Mersin'den Yılmaz, Eğrisi'den değil mi? Ergisi'den. İlknur Ergisi, evet. İlknur Ergisi'ye gelsin, onu çok seviyorum demiş. İlknur Hanım size armağan etmiş, bunu da buradan belirtelim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sizin gibi değerli sanatçılarımızı büyük zevkle izliyoruz. Dün turnuvaya katılımımızdan dolayı teşekkür ederiz. Çağatay Spor Takım sorumlusu Mehmet Davulcu göndermişler. Ne demek Mehmet Bey, çok güzel bir organizasyondu. Biz de sizleri kutluyoruz. Bütün hemşerilerimizi o güzel organizasyondan dolayı hepsini ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Taner abim, hayırlı programlar canım abim. Güzel sesinden ve o güzel yorumundan Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum türküsünü sevdiğim Tuğba Bozoğlu'na armağan etmek istiyorum demişler. Tamam, o zaman ne yapalım? Evet. Madem hemen şöyle gelmiş, benim de çok sevdiğim bir türkü, uzun zamandır da söylemediğimiz bir türkü. Rahmetli amcam da çok güzel okurdu, Kazım Özdemir. Onun anısına da ben okuyayım o zaman bu türküyü. Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum Tanrı güzel. Selamını almaz mısınız? Almaz mısınız? Güzel bir türkü. Hemen gelsin mi Uğur'cum? Uğur şeye dalınca ben anons ettim. Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum. Thank you.
Sağlık sevgili abicim. Çok teşekkürler sevgili Eda. Abi kapınızda bilmez misiniz? Ne kadar güzel anlamlı bir söz. Evet. Bu arada 6 Haziran'da, pardon özür dilerim, 6 Temmuz'da, bugün 6 Haziran, 6 Temmuz'da Erzincan'a gideceğiz. Otlukbeli'nde yine bir cemevimizin yardım gecesinde olacağız. Biz de 8 Temmuz'da Erzincan'da olacağız. Öyle arda arda gidiyoruz galiba. 2 gün arayla herhalde biz de orada oluruz o tarihte. Büyük bir ihtimalle görüşürüz mutlaka. Tabii o yine 24 Temmuz'da sevgili yazmıştı biraz önce abim ama... Zeytinli Cemevi. Herhalde Akçay'da yapıyorlar genelde. Evet. Ya Güre'de ya Akçay'da orada olacağız. Ama onun daha öncesinde de 18 Haziran oluyor değil mi? Bu ay Haziran. Evet. Evet. Haziran'da bizim müzmin bir bekarımız vardı. Onu evlendirdik ama Tayfun hala duruyor. Bu arada yurt dışından bizi izleyen taliplere duyurulur. Klavyeci arkadaşımız hala çok bekar. İyidir. Hala bekar. Evine bağlı Nerman teyzenin daireleri de var. Onu da söyleyeyim. Nerman apartmanının da Nerman apartmanının en üst katında deniz manzaralı. Yıldıray Koçer abimizin düğünü var 18 Haziran'da Alkmaar, Hollanda Alkmaar. Alkmaar'a gideceğiz. Sonunda Yıldıray abimizi evlendirdik. Düğününü de yapacağız. Daha doğrusu kınasını orada yapacağız. Düğünü geleceğiz İstanbul'da yapacağız. Biz de orada olacağız. Bizi izleyen dostlarımıza da buradan aktarmış olalım. Darısı bekarların başına diyelim o evet. zaman. Biraz, mesaj okuyalım evet. tekrar. İyi yayınlar Edacığım canım. Senden harmanda savrulsun yarın eteği türküsünü istiyoruz. Arkadaşın Didem çok teşekkür ederim. Bakacağım. Bulursam okumaya çalışacağım. Nerede okudun Eda? Hemen şuraya bir üstü. Dur bakalım. Evet. Sevgili kardeşim Taner Orçul köyleri dostluk turnuvası. İkincisi Kara Yaprak Köyü futbolcuları için bir Erzincan türküsü. Programınız ve sizlerin aracılığı ile hediye etmek istiyoruz. Turan Karataş. Tabii ki Turan abicim reklam vereceğiz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra hem bir misafir dostumuz var. Onu çağıracağım ama Erzincan türküsünü bütün turnuvadaki bütün takımlara armağan etmiş olalım. Evet, aynen öyle. Reklamlardan sonra görüşürüz. Thank you.
tamir olunmaz. Yükledin göçümü, işte gidiyorum. Küstüm gidiyorum, nereye bilmiyorum. Durmam Erzincan'da, seni terk ediyorum. Evet, ağzına güzel sağlık. Bir Ali Ateş türküsüydü. Bu arada abi hemen bir kişiye armağanımız olacak bu güzel türkü. Bizim yine Facebook'ta Erzincanlılar sayfamız var. Çok yoğun, güçlü bir sayfa. Bunun admini Fuat Tural az önce bize mesaj atmıştı yine. Sevgili arkadaşımın çok sevdiği, çok değer verdiği kıymetlisi Emine Çilem Sönmez'in bugün doğum günüymüş. Biz de buradan Çilem'in doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu seneler diliyoruz. Bu türküyü de Çilem'e armağan etmiş olalım. Evet. Bu arada reklamlardan önce söylemiştim. Bugün bize sürpriz yapıp buraya gelen bir kardeşim var. Sevgili Kenan Coşkun'u ben şöyle bir alayım. İzleyicilerimizin alkışlarıyla. Televizyon evet, başında. Evet. Şuna konuşabilirsin Kenan. Zaten benim. Hazırlıklı geldim ben. Çok iyi. Ekran başındaki izleyicilere, herkese selam olsun diyorum. Vallahi ben de sürpriz yaptım. Taner abim benim için çok değerli. Gerek ablam da benim için öyle. Zaten benim evim buraya çok yakın. Biliyorsun. Yenisi mi, eskisi mi? Yenisi. Buraya çok yakın. Ben dedim sana bir sürpriz yapayım. Gelin bir iki tane de türkü ben okuyayım burada. İyi yaptın, hoş geldin. Bayağıdır da görüşemiyorduk. Hem bu vesileyle de görüşmüş olduk seninle. Evet, aynen öyle. Bayağı yoğun çalışıyorsun bu aralar. Tabii bu stüdyoda anılarımız var tabii, çok büyük. Bu stüdyodan da hemen biraz bahsedelim. Cem TV'nin bende çok büyük anlamı ve önemi var. Çünkü 2008 ve 2007 idi. Evet. Benim ilk kez
televizyon ekranlarına çıkartan adam bu adam. Ekranlardan bir alkış yapın ona. Hayır, sağ olsun, ben de emeği çok büyüktür Taner Özdemir'in. Benim manevi abim gibi diyebilirim. Sağ ol güzel eyvallah kardeşim. Sen de hak ettin. Hak ettiğin yere de geldin zaten. Bunu gösteriyorsun. Estağfurullah. Evet, bu arada sevgili dostlar, bugün stüdyomuz biraz sıcak. Ben farkındaysanız çok peçeteyle ikide bir biz taşınacağız. Stüdyoyu taşıyacaktık. O yüzden bütün klimaları arkadaşlarımız kapatmış, sökmüşler. Allah razı olsun. Böyle ışıkların altında onların sıcağıyla mecburen terliyoruz. Bir de şeker problemi olunca biraz daha fazla terliyorsun. Onu da belirtelim. Şimdi Kenan gelmişken şöyle mikrofonu ben, evet, sana vereyim. Tamam. Yeni bir türkü okuyacaksın galiba, yeni değil mi? Yeni bir türkü okuyacağım. Uğur hocama da buradan sevgiler olsun ve değerli orkestrası. Hepsi birbirinden güzel, yakışıklı, efendi, düzgün, daha ne olsun. Tayfun'u ne yapmamız lazım abi? Bir şeyler yapmamız lazım. Onunla alakalı bir Facebook'ta bir sayfa açmamız lazım. Şimdi Tayfun, şöyle Türkiye söylemeden şöyle bir şey söyleyeyim. Tayfun'la alakalı bir sayfa açmamız şimdi lazım. Şimdi Güre'de sevgili dostlar, benim yazdığım Güre'de. Güre'de Tayfun'un annesiyle babasıyla komşuyuz, hemen karşı karşıya, böyle yan yana evlerimiz. Her beni gördüğünde söylüyor. Ula diyor, abi bizim oğlanı bir türlü veremedin. Ona birisini bulsana diyor. Diyorum ki ben nereden bulayım senin oğlanı? O kendisi bulsun. Kör topal fark etmez he. Öyle bir esprisi var. O yüzden, hayır, takılıyoruz. Hocam. Evet, türkü gelsin hocam. Hadi bakalım. Altyazı M.K.
seninle yen güvene. Hayal mi gerçek mi rüya diyeme. Aramıza kazdım karlı dağları. Uzak sür yollarım yâre gidemem. Aramıza dizdim karlı dağları. Uzak sür yollarım yâre gidemem. Sağlık sevgili Kenan, gel böyle geç senden de ağzına yüreğine sağlık. Bu arada Seyran Oğlu hocamız da şu an bizi izliyormuş. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Seyran dedenin ellerinden öpüyorum. Biraz her görüştüğümüzde biraz bana sitem etse de haklı.
Evet ama çok da güzel besteleri var, eserleri var. Kısmet olursa hocamızın Uğur, konuştun değil mi hocamla? Evet evet. Hazır. Konuştun tamam. Çok güzel bir eseri var. Yeni albümde nasip olursa okuyacağız. İnşallah hayırlı olsun. Bu arada senin okuduğun eser kime aitti? Vallahi en sondaki Eren Aydın. Öbürünü İlk tam okuduğun hani yeni. Onu tam bilmiyorum. Uzun aradan sonraki. Onu bilmiyorum. Eren Aydın Gule. Çok güzel tamam. bir türkü. Yok, hayır, yeni onu tam bilmiyorum. Ya, hani sözleri. Onu duydum. Çok güzel bir eser. Bakalım inşallah albümü alacağım. O eser güzel. Sahibi hani kimse bir hani bir ara ben şeyi öyle anons etmiştim biliyorsun. Çok tabii saçlarını taramışsın ama ulaştı bize ama 3 sene sonra. 3 sene sonra. Sorunlardan dolayı hani bizden kaynaklı olmayan tabii müzikten dolayı yaşanan problemdi. Şimdi de biraz önce Uzun Hava'dan sonra Kenan'ın okuduğu beste sahibi arkadaşımız dinliyorsa Kenan'a ulaşsın. Ulaşırız bir şekilde. Güzel de oldu. Onun da kalemine girene sağlık. Şimdi kısa bir reklam aramızdan tamam. sevgili Kenan. Tamam ben sana Kenan. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sana da çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğin için. Reklamlardan sonra hadi yine buradayız. Bırakmadım.
Eline sağlık. Çok teşekkürler. Yayından anons etmiştik ya. Seyranoğlu hocamız izliyor diye. Ellerinden öpüyoruz buradan. Bu arada bu türküde Seyranoğlu hocamıza ait bir sözleri ona aitti. Güngör Oktay kardeşimiz müziğini de yapmıştı. Buradan tekrardan kucak dolusu selamlarımızı iletelim. Evet. Aynı zamanda abi biz dün bir piknikteydik. Hemen şuradaydı notum, onu hemen alayım. Kemah Maksut Uşağköy pikniğindeydik. Buradan dernek başkanımız Cemal Bina'ya ve kıymetli yöneticilerimize, aynı zamanda ABS Dor Kapı, Çelik Kapı firması bizim programımıza da yine daha önce sponsor olmuştu. Erdoğan Esen Beyefendi'ye bizleri davet ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Orada da çok güzel, keyifli, coşkulu bir program oldu. Aynı zamanda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız Abdullah Der abimiz de oradaydı. Çok güzel, eğlenceli bir gün oldu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel türkü sizlere de armağan olmuş olsun. Sevgili dostlar, birkaç tane de mesaj okuyalım istersen abi. Bu arada ona geçmeden önce bizi izliyor şu anda sevgili Yılmaz Özdemir kardeşimiz var. Kartal Belediyesi'nde çalışıyor ama o da şiirler yazıyor. Mahsuni Baba ile ilgili bir dörtlük yazmış. Onunla ilgili ben okumak istiyorum ama daha da uzayacak şiir. Sadece ilk yazdığını gönderdi. Kısmet olursa biz de bunu besteleyebilirsek bestelemeye çalışacağız. Ne güzel olur. Diyor ki, hünkârın eşiğinde hak yolunda, erenler ceminin gülü mahsuni. Halk uğruna zincir kolunda, mazlum halkların dili mahsuni. Haksızlığa karşı civan mert idi, insanlığın derdi onda dert idi. Bütün dünya ona yurt idi, el ele verenlerin eli mahsuni. Barış kutsaldır onun dilinde, prangalar çiçek açar elinde. Kargalar leş yemez dostun gülünde, akıllar içinde deli mahsuni. Mahsuni Baba öyle kendini yorumluyordu ya bazı eserlerinden. Onlardan esinlenerek yazmış. Yüreğine sağlık sevgili Yılmaz Özdemir. Çok ben beğendim sözlerini. Güzel, daha da yazacaksın herhalde, devam edeceksin. Onu okuduktan sonra şimdi geçebiliriz mesajlarımıza. Tabii ki. İyi akşamlar değerli sanatçılarımız. Çok güzel bir program. Taner Özdemir abimizden Fırat Kenarında türküsünü, Erzincan Sırnaş olabilir bilemiyorum. Evet, Yamaçlı köyü için ve değerli eşim Sevcan Yalın Arıyan için istiyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Taner abim hayırlı programlar. Canım abim güzel sesinden, o güzel yorumundan Ceylan Gözlerine Kurban Oldum türküsünü sevdiğim Tuğba Bozlu'ya armağan etmek istiyorum. Ataşehir'den Sedat Çakı demiş ama okuduk o türküyü. Size de armağan olmuş olsun. Ben İstanbul'dan Ayşegül Çelik köyü Erzincanlıyım demiş. Sizden gidiyorum Erzincan'a türküsünü istiyorum. İyi yayınlar demişler. Evet, tekrar Erzincan Refai Çaltı Köyü muhtarı Hayri Karcı ve köy halkı olarak şampiyon takımımızı tebrik ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Erzincan'dan kucak dolusu selamlar demiş. Bizden de bütün Refai, Orçul'a, bütün Erzincan'a selamlar olsun. Ekran başında senin selamını almak çok onur verici abicim. Tekrardan iyi yayınlar. Eda ablamı da çok seviyorum. TCD'de kontrol mühendisi Emre Karakulak demişler. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Evet, hemen yazımı kışa çevirdin. İkinci isteğimiz Sivas türküsü rica ediyoruz demişler. Tamam, okuruz hemen bir Sivas türküsü. Tüm şehitlerimiz için Musa Eroğlu'nun türküsü olan Sarıkamış Ağıtı'nı rica ediyorum. Sevgilerimle Türkay demişler. Hayırlı Ramazanlar, Ankara'dan sevdiğine verseler Kenan Coşkun'dan istiyoruz demişler. Kenan'ı uğurladık, doğru. Evet, bizim formatımız değil ama böyle sevdiğimiz kardeşlerimiz gelince öyle birkaç türkü okutmak için de olsa alıyoruz. Merhaba Eda'cığım, sizi beğenerek izliyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim. Sevim Gedik demiş. Teşekkür ederim yengeme, selamlar. Taner kardeşim, ben Cengiz Demir Atalardan. Senden güzel bir türkü istiyorum. Tüm Tandır köyüne gelsin. Tandırlı köyüne gelsin demişler. Tamam, evet. Merhaba Eda'cığım. Öyle. Ben Sakine Fındık, senden Aşık Mahsuni'den Mevlam Gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı türküsünü istiyorum demiş. Evet, not almıştık, okuyacağız bugün. Sen Sivas'ı seyreyle, ben de seni demişler ama isim belirtmemişler. Evet, şöyle bir bakayım. İyi akşamlar, ben İstanbul'dan Muttalip Kuruna sıradaki türküyü şu an Tokat'ta olan aileme ve Mustafa amcama gelsin. Hepsini çok özledim, çocuklarım Masal ve Kayra'yı öpüyorum hasretle demiş. Peki efendim, hemen bir o zaman bir türkü yapalım. Tamam. O zaman güzel bir, hareketli bir türkü yapalım o zaman. Çubuğuna Lüleyim diyoruz. Çekiç Ali'nin güzel bir türküsü. Hadi bakalım.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi. Sevgili Eda. Bu arada mesajlara geçmeden hemen bir Sivas türküsü istenmiş diye Uğur hemen şey yaparsan. Bir şöyle güzel bir Mulis Akarsu türküsü okumak istiyorum ben. Güzel bir Sivas türküsü. Mapushane gurbet ele benzemez diye. Bu arada Bilecik Gölpazarı'nda yatan arkadaşımız Hüseyin Kazan ve arkadaşları da bizi izliyormuş. Onlara kucak dolusu selamlar gönderelim. Yine Kandıra cezaevinde sevgili Müslüm Fırat abim bizi izliyormuş. Ona da buradan armağan etmiş olalım ve bütün mahkumlara evet, bizden gelsin. De. Cezaevinde olan bütün selam olsun. Yürekli hepsine. İnsanlara armağan edelim. Mapushane gurbet ele benzemez türküsünü, Mulis Akarsu'nun bu güzel türküsünü, bir Sivas türküsünü şurada okudum ben daha mesaj okumadık ama bütün Sivaslılara armağan etmiş olayım. Evet. Mapushane gurbet ele benzemez.
olsa ne gurbete benzemez, 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 benzemez. Ne olsa ne gurbete benzemez, benzemez, benzemez. Vallahi. Çok teşekkürler. Güzel bir türkü yine. Evet, bu arada Avusturya'dan Geyik ailesi bizi izliyormuş. Evet. Sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Binali Geyik, Nezihe Geyik ablamıza sevgiler, selamlar buradan. Ona da çok güzel bir türkü armağan edeceğim. Not aldım ablacığım. Evet, yine bakıyorum şöyle, Almanya'dan Necmi dedemiz bizi izliyormuş. Necmi Doğan dedemiz, buradan selamlarımızı gönderelim. Yine Koçer ailesinden Muzaffer Koçer, sevgili Kirvem bizi izliyormuş. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Şöyle bakıyorum, sevgili avukat Ümit Askül kardeşimiz bizi izliyormuş. Darmstadt'ta bulunan Zaza Otomobil, bak söyledim sevgili Veli. Veli kardeşimiz bizi izliyormuş. Bu arada onlara da buradan selamlarımızı evet, iletelim. Evet. Yine Almanya Münih'ten evet, Kemal Dağdeviren abimiz ve çocukları bizi izliyormuş. Eşi, onlara çocukları, da ailesiyle selamlar olsun. Size de çok selamları vardı. Evet, biz bu gelemedik. Gelmişsiniz ama biz yoktuk burada. Onun için evet, İstanbul'a şimdi gelmişler. Nerede kaldık? Eder evet, iyi akşamlar. Ben İstanbul'dan Muttalip Kurnaz. Sıradaki türkü şu an Tokat'ta olan aileme ve Mustafa amcama gelsin. Hepsini çok özledim. Çocuklarım Masal ve Kaynağı. Öpüyorum hasretle demişler. Ben Erzincan Refa'ya, Kürelik Köyü'nden Gazi Kara Çeper, iyi akşamlar. Sizi severek dinliyoruz. Sizden eşim Reyhan, kızlarım Tuğçe ve Cansu için bir eser istiyorum. İyi yayınlar demişler. Merhaba Cem TV Türküler. Merhaba Cem TV Türküler çok güzel ama ben sizden Zazaca bir türkü rica ediyorum demişler. Demiş. Tabii olur ki. İyi akşamlar. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Taner abim, Erzincanlılar arası yapılan turnuvada final maçında katıldığınız için teşekkürler ve tüm Çaltınlara teşekkürler demiş. Bütün Erzincanlılara, oradaki dostlara hepsine selam olsun. İyi akşamlar, ben Çayırova'dan Binali Karcı, Çaltıköy futbol takımına şampiyonluk hayırlı olsun demişler. Yani bir de böyle bir çekişmesi var aslında, tatlı bir rekabet biliyor musun? Çok her güzel sene ama ya. İşte o rekabet aslında o gerçekten bizim oradaki Orçul yöresinin bu futbol turnuvasını çok heyecanlı ve çekişmeli kılıyor. O yüzden bir de renkli görüntüler var. Bütün hep ailecek geliyor herkes. Çoluk, çocuk, eşler, kardeşler, herkes orada. O yüzden çok da güzel oluyor bence. Sosyal olarak çok önemli tabii buluyorum ki ben onu. Merhabalar, iyi yayınlar. Erzincan'a selam olsun. Şimdi mi geldim aklıma? Aklına Özlem Uçak demişler. Gözyaşlarım ince ince değil mi? Evet. Galiba onu söylemiş. Evet, olabilir abi, sen okuyabilirsin. Evet. Merhaba dostlar. Pazar günü Refahiye ilçemizin Orçul köy yörelerinin katıldığı futbol turnuvasında kupayı kazanan Çaltı köyümüze sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Taner Bey ve tüm destekleyen katılanlara hepsine teşekkür ederiz vallahi demişler. Çaltı köyü rekor kırdı bugün. Evet, o kadar vallahi çok mesaj atıyor ki. Bu arada Kenan kardeşim mükemmelsin. Yeni Bosna'dan Sadi demiş. Kenan'dan selamlar olsun arkadaşlarımıza da, ayrıldı demin söylediğimiz gibi. Evet, vallahi burada kaldık. Şöyle geçelim şöyle biz biraz. Biz Adıyaman Gölbaşı'nda Vadi Restoran'da çalışıyoruz. Programınız çok güzel. Elemanlarımıza Uygar Doğanay'dan Ana Öyle Zor Ki Sensiz Günlerim şarkısını armağan etmek istiyoruz demişler. Uğur Karatutlu. Birazdan farklı bir anam türküsünü okuyacağız. Mustafa Kul abimizin güzel bir eserini. Onu armağan evet, etmiş sevgili olalım sevgili dostlarım, sizleri bir arada görmek çok güzel. Evlerimize, gönüllerimize neşe katıyorsunuz. Sıradaki türkü Cem TV çalışanlarına, Kesirikloğlu ailesine ve tüm Sivaslılara istiyorum. Sizi seven dostunuz Kartal'dan Nevgün Kesirikloğlu sevgilerimle demiş. Biraz önce Mulis Akarsu türküsünü okumuştuk. Güzel bir Sivas türküsüydü. Size de armağan olmuş olsun. Eda, bu arada sen bir türkü yap, ben de temin. Sivas demişken az önce çok güzel küstüm gidiyorum, nereye bilmiyorum, durma Erzincan'da diye güzel bir türkü okudum. Ama işte söz bestecisini söylemeyi unuttum. Çok özür diliyorum sevgili Ali Ateş dostum. Söyledim. Evet ama sana söyledim arada abi. Onu mi? Evet, sana söyledim arada. Sanki şeyden sonra da söylediğin gibi Ali Ateş'e. Yok söylemedim. Ali Ateş'e buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Güzel bir mahsun. Pardon, Mahsuni Şerif isteği gelmişti. Mevlam gör diyerek iki göz vermiş diyelim. Doğudan devam edebiliriz.
Bu arada sevgili Eda, Ceren de bizi izliyormuş. Ceren Çetin. Evet. O da sevgili Ceren'e Önder'in de eşi. Sevgilerimizi iletiyoruz, öpüyoruz onu. Önder'i çok sevdiğini iletiyormuş. Burada mesajını öyle atmış. O da seni çok seviyor sevgili Ceren. Bu türkü Ceren'e de gelsin. Çalamasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı?
saçlarım ince ince, durmaz oldu sen gidince. Neredeydin senelerce, şimdi mi geldim aklına, şimdi mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına. Şimdi gönül veren hasta, yıllar yılı koydun yasta, ecel çırak ölüm usta, şimdi mi geldim aklına, şimdi mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, küldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına. Ağzına yüreğine sağlık sevgili abi. Bu türküyü de Mustafa Açıkses okumuştu. Yanılmıyorsam değil mi arkadaşlar? Mustafa Açıkses de benim çok beğendiğim seslerden bir tanesidir. Bunu da söyleyeyim buradan. Bizi bu arada Avusturya'dan yine Dornbirn'den, Bregenz tarafında. Evet. Tarakçı ailesi izliyormuş. Sevgili Nazlı Tarakçı'ya da armağan olsun.
Biraz önce Muzaffer Kibra'mız dedim ya, bizi izliyormuş. Evet. Koçer ailesi. Onun da doğum günüymüş. Doğum günü kutluyoruz abi. Evet, nice senelere. Bu türkü sana da armağan olmuş olsun sevgili Kirvecim. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Herhalde Alkmaar'da görüşürüz diye düşünüyorum. İnşallah. Taner Bey, ailece programınızı keyifle izliyoruz. Suna Gelin türküsünü söylerseniz çok mutlu oluruz. Kartal'dan Turan Buyurman, Kickbox antrenörü. Kickbox. Bilmiyorum tam olarak şimdi. Antrenörü, uluslararası hakem. Hakem demişler. Sevgiler evet. Buradan. Turan abiye de selamlar olsun buradan. Tamam. Taner Bey, ben Antalya'dan. Aziz Şahin, iyi yayınlar. Beğenerek izliyoruz. Mahsun Şerif'ten Mevlam gül diyerek iki göz vermiş demişti evet. Ama Eda okudu. Size de armağan evet. Olmuş olsun. Selam Eda Hanım. Programınızı severek izliyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim. Ertuğrul Yıldırım. Ertuğrul'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Şahane gidiyor. Eda Alakuş'tan. Vay gözünü sevdiğimin dünyası türküsünü rica ediyorum. Mümkünse. Gürkan demiş. Duygu. Evet, Gürkan Duygu. Tabii ki. Birazdan okuyacağım. Başarı dilekleriyle Eda ve Taner Bey'den, Salon İstanbul'dan Remziye Metin. Raziye. Pardon, Raziye Metin. Sıradaki parça tüm dostlara gelsin. Raziye ablacığım, buradan selamlarımı iletiyorum sana. Hayırlı yayınlar. Ben Özcan. Sivas Saralıyım. İzmir'den yazıyorum. Senden bir isteğim var. Kenan Coşkun'dan Unutamadım parçasını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. O hangisiydi? Neyse, neydi? Bakarız. Unutamadım. Bilemedim. Acaba türküsünü. Belki de öyledir. Sevgiler, dostluklar sizlerle olsun. Ali Kızıltuğ'dan bir türkü. Ezilen dostlara gitsin. Çok güzel gidiyor. Nazım Metin demişler. Teşekkür ediyoruz. Bu arada ben albümde okuduğum bir türkü okumuştum Ali Kızıltuğ hocamın. Ama yine bir eser var, okuyacağım. Ali Kızıltuğ hocamın güzel bir uzun havası vardı. Ben Fırat Kenarı'nı istekle gelmişti ilk albümden. Okuduğumda güzel bir uzun hava okumuştum. Onu da Ali Kızıltı hocama ithafen tekrar okurum olmazsa. Ne güzel sevgili olur Eda. Vallahi. Şimdi ne yapalım? Hemen ben bir tane türkü okuyayım. Buradan istek de gelmişti ama Kıvırcık Ali abimizin güzel okuduğu Mustafa Kul'un bestecisi olan O Yanam türküsünü söylüyoruz. Bu türküyü de Sedat Şahin, Erzincanlı hemşerimiz, abimiz bizden program öncesinde ben izledi. Ben de çok önemli bir anısı var bu türkünün. Evet. Evet. Ben sana de da armağanımız olmuş evet, olsun. Buradan evet. Erzincan'daki kayınvalideme, İstanbul Kartal'dan anneme buradan kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Ellerinden öpüyorum bu türküyü. Her ikisine de armağan etmiş ben olalım. Ben şöyle söyleyeyim hemen. Tabii. Anamı kaybettiğimde Altınoluk'taydım ben o zaman. Sabah Erzincan'a gideceklerdi ama sabah uyanamamıştı. Altınoluk'tan İstanbul'a kadar o türküyü dinlemiştim. Ali abiden tabii. Rahmetli Ali abi okumuştu, Kıvırcık Ali. Mustafa Kul'un da yüreğine sağlık. Evet. Buradan selamlarımızı gönderelim. Evet. Hadi bakalım gelsin.
her yolunu çiçeklerle bezettik. O yana öldüğünü kabullenmek zor ama yavru durma değişini özledik hele o yana. Kıvırcık Ali abimizle bir kez daha sevgiyle, rahmetle yad etmiş olalım. Bütün analara gelsin bu türküde. Evet, bütün annelerimize gelmiş olsun. Bu da ne demek oluyor? Demek oluyor ki annelerinizin kıymetini sağlığında bilmeniz gerekiyor. Aynen. Yani sonradan gittikten sonra ah edip bah edip çok olmuyor. Doğru. Çok doğru. Ne olursa olsun sizi doğuran ve daha doğrusu ana babaya her türlü hürmetkar olmanız gerekir. Evet. Hani dünya annelerin ayaklarının altındadır, cennet de öyledir. Bütün ben atasından dua alanların önünün çok açık olduğunu, ana babasından dua alanların evet, önünün çok açık olduğunu. Demin de okudun düşünüyorum. Ya abi, işte Kabe kapınızda bilmez misiniz dediğinde ben hep o Kabe kapınızdayı hep ona yoruyorum işte annemiz babamız ve hep ona yoruyorum. Kabe kapınızda bilmez misiniz dediklerinde hep böyle annem babam geliyor aklıma, ona yoruyorum. Evet, bu arada Çelik ailesi, sevgili Nebahat Çelik, İlkan Çelik, Berkan Çelik de bizi izliyorlarmış. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum tabii sevgili ki. Eda. Tabii birçok mesajımız var sevgili dostlar. Bugün bize mesaj atan tüm dostlarımıza yine çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun mesajlar geliyor. Evet. Ama tabii ki siz de takdir edersiniz ki hepsini okursak türkü söylemeye fırsatımız olmuyor. Şimdi bizler sanat içerisinde olanlar ya da solistler diyelim. Çünkü ben her zaman şöyle diyorum. Biz sanatçı olarak kendimizi görmüyoruz. Sanatçılar
bizim büyüklerimiz. Evet, doğru. O noktada biz kendimizi solist olarak tarif ediyoruz. Birer yorumcuyuz. Evet, biz yorumcuyuz. Sanatçılığı daha sonra halk kendisi bilir, evet, eğer kabul ederse. Doğru. Şöyle bir durum var. Bizler sevgili dostlar, özellikle yani belirli kültüre hizmet eden insanlar olarak nerede bir cemevi var, nerede bir yardımlaşma gecesi var? Bütün hepsine yetişemesek bile, evet, birçoğuna katkı sunuyoruz ve gidip destek oluyoruz. Yani inanç merkezlerine önem veriyoruz ve önem verdiğimiz için de onlara katkı sunmaya gayret, evet, gösteriyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Gerçekten bazı dernekler diyeyim, aslında amacı dışında hareket eden bazı dernekler bunu çok farklı noktalara çekiyorlar. Yani bugün burs vermeyen, öğrenci okutmayan, kendi, evet, derneklerin kuruluş felsefesine uymayan, evet, ama sadece sanatçıları, bir de şöyle bir tabir gelişmiş. Efendim biz sizi var ettik. Ya neyi var ettiniz? Yani var ettik derken, evet, orijinal bir CD'mizi almazsınız değil mi? Yani CD satışları ortada. Milyonlarca tıklanır kliplerimiz, türkülerimiz ama yansıması sanatçıya asla ve kata, evet, olmaz. Doğru. Bir orijinal CD almazlar ve daha sonra biz sizi var ettik derler. Her yere bedava çağırmaya çalışırlar. Şimdi sevgili dostlar, bu insanların da bir ailesi var, geçindirmek zorunda oldukları bir ev var, okutmak zorunda olduğu çocukları var. Doğru. Yani biz tabii sanatın dışında mecburen farklı işler yapmak durumunda olan birçok sanatçı arkadaşımız, doğru, abimiz, büyüğümüz var. Niye mecbur kalıyor? Avrupa'da olsa bir sanatçının geçimi böyle olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Bir eserin telifinden bile çok büyük rahatlıklar sunuluyor. İşte Mahsuni babamızı hatırlayalım, son dönemini. Yani ya da halk ozanlarımızın, hala hayatta olan halk ozanlarımızın eli öpülesice o halk ozanlarımızın durumlarına şöyle bir bakalım. Önce bir kendimizi sorgulayalım. Ve, evet, daha sonra biz yarattık diyelim değil mi? Doğru. Yani doğru. Onun için ama bizim gönlümüz yine herkese açık. Tabii ama ki. Ama hak edene, hak edene, dedikodu yapmayana. Doğru. Gerçekten üretenlere, gerçekten hizmet üretenlere. Evet. Ama 100 tane gecesine gidersiniz, bir tanesinde olmazsınız, başlarlar karalamaya ya da farklı söylemler içerisine girmeye. O yüzden lütfen herkes şapkasını önüne alsın, biraz düşünsün, evet, derim. Doğru. Ben tamamen katılıyorum abi sana. Kapanış türküsünü, evet, bu arada yayında ve yapımda emeğe geçen bütün herkes adına çok teşekkür ediyoruz. Cem TV ailesi olarak bütün izleyen dostlarımıza buradan kucak dolusu tekrardan selamlar, evet, gönderelim. Ben son türkümü ilk albümden Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar, evet, Ali Kızıltuğ'un da bir güzel uzun havası vardı başında. Evet, onunla kapatacağım. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Birçok mesaj attınız ama vaktimiz yeterli olmadığı için hepsini okuyamadık. Bir sonraki hafta not aldım. Gönderdiğiniz istekleri mutlaka okuyacağım. Ben Cem TV bütün ailesine ve başta eşim Uğur Alakuş olmak üzere tüm orkestradaki değerli abilerime ve arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Taner abinin güzel türküsüyle programımıza veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
dağlar yol vermiyor kaç gündür. Yine ben yerine Ölüm